Bekir'de mahallemizden başladık, parmak kurduna kadar çıktık. Orada yurttaşlarımızla beraber olduk. Sorunları dinledik. Düşüncelerimizi aktardık. Bizim varlık nedenimiz hizmet etmek. Bu kentte huzur var. Bu kentte hizmetlerde ayrımcılık yok. Muhtarım burada. Hiç kimse iddia edemez ki Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinde ayrımcılık yapıyor. Sen bizim partiye oy verdin, sen vermedin. Sen falanca bölgedensin, filanca etnik yapıdansın. Bizde böyle bir anlayış olmaz. Biz herkesi kucaklıyoruz. Biz Mersin'i seviyoruz. Bu dostane hizmetini biliyor musunuz muhtar? Hasta yakınları, bunu her gittiğim köyde anlatıyorum. Burası şehre yakın, bir nebze daha avantajlı da. Uzak köylerden hastası olanlar şehre geliyor. Çocuk hastanede yatıyor, eşi hastanede yatıyor, kendinin yatacak yeri yok. Ne? Refakat edecek. Biz Mersin Belediyesi olarak, bizim araması yeter. Bir aya kadar kendisini misafir ediyoruz. Normal hastalıklar. Odasını, yatağını, kahvaltısını, hastaneye ulaşımını hepsini sağlıyoruz. Aldığımız toplamda 272 otobüsün teslimatı bitecek. 2029'a kadar da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs ihtiyacı yok. Hepsini satın aldı başkanımız. Demek ki iyi bir yönetim, iyi bir yönetim, israf etmeyen bir yönetim, haram karıştırmayan bir yönetim pekala çok güzel hizmetler yapar ve elindeki imkanlarla. Bu D400'e bağlanan bu yolu özel bir çalışacak arkadaşlar. Biraz daha genişletebilir miyiz? Üzerinde nasıl bir oynama yaparız? Bir de şurada bir köprü var, bu dereyi dereyi geçen. Orayı da genişletmek için özel bir çalışalım, bir onu da kalıcı bir çözüm bulalım oraya. Tamam. Siz de bu yana gelin arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bayramınız kutlu olsun. Hoş geldiniz. Bayramınız olsun. Merhabalar. Selamünaleyküm. Ben bu yana gelin lan. Bu yol D400'e kadar, yani Yampar, evet. Kürtçe arası, senin daha çok şikayet ettiğin, evet, dar yol. Bir de Kürtçü D400 arası organize sanayi bölgesinden dolayı çok yoğun. Evet. Burası dar. Orası hem dar hem yoğun. Evet. Kürtçü'de de muhtarımız bunu dile getirdi. Arkadaşlar bunu dile getirdi. Hatta Halil Başkan söz aldı, dile getirdi. Bu bölgenin bize ait yollar için özel bir çalışma yapacağız. Yani genişletebiliyor muyuz? Ne yapabiliyoruz? Nasıl yapabiliyoruz? İyileştirmek kolay. Yama kolay. Yama sormuştun. Haziran ikinci haftası oraya 400 ton yama çalışması yapılacak. Takip et. Haziran, sağ olun başkanım, İkinci haftası programdaymış. Bilgin olsun. Şimdi bir belediye muhtarın telefonuna cevap vermiyorsa, vatandaşın isyanına, şikayetine, teşekkürüne ya da talebine kulak vermiyorsa o belediye başkanı o işi bıraksın. O görevi bıraksın. Yapmasın. Alo 185. Alo 185. Diyor ki ya belediyede işimiz olduğu zaman bir adamımız yok, bir torpilimiz yok. Duyduğum zaman tüylerim diken diken, o torpil mi? Vatandaşın belediyede haklı bir talebini istemez için torpile ne ihtiyaç var? Böyle bir şey olabilir mi? Alo 185. Akıllı telefonlarınıza Teksin uygulamasını indirin. Bak 15-20 bin yurttaş her hafta bana rapor geliyor, bizi Alo 185'ten arıyor. Ben görüyorum. Kaç yüz kişi, kaç bin kişi ne için arıyor? Hepsini görüyorum. Bana teşekkür eden var. Bana şikayet eden var. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilikte
Türkiye'de bir marka haline gelmiştir. Mersin Büyükşehir Belediyesi, tekrar söylüyorum, arkadaşlarımla, bu çalışmaları düzenli yürüten arkadaşlarımla da gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum hepsine. En baştan en aşağı kadar. Halkın evine kadar gidip, hanesine girip, o kolileri bırakandan, evde hasta bakımına gidene, evde sağlık hizmeti götürene kadar, hamile kadınlarımıza süt götüren çocuklarımıza kadar biz bu hizmetleri yapıyoruz. 6 aylık bebeklerimize mamasını, çocuk bezini, kolonyasını, hijyen paketini götüren elemanlarımıza kadar herkes titizlikle çalışıyor. Biz memleketimizi seviyoruz. Diyoruz ki kafalar değişince çok şey değişti. İsraf yok. Hesap adamıyız. Bu kadar hizmet yapılıyor. 400 bin Suriyeli'ye bakılıyor. Bak bu önemli. Eski dönem borcu ödeniyor. Yeni yatırımlar yapılıyor. Mersin her geçen gün daha iyi olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Belediye herkesin evidir çünkü. Belediye başkanı herkesin abisidir. Herkesin babasıdır belediye başkanı. Herkesin kardeşidir. Belediyecilik böyle bir şey. Biz herkesin belediye başkanıyız. Bize oy veren vermeyen. Tekrar söylüyorum. Bize oy veren vermeyen. Biz herkesin belediye başkanıyız. Bizde ayrımcılık yok. Biz Mersin'de siyasi ayrımcılığı yerin 7 kat dibine gömdük. Ve oradan kimse çıkartamaz. Bu ülke ne çekiyorsa bu ayrımcılıktan çekiyor. Bunu sileceğiz. Biz ayrımcılıktan şikayetçiyiz arkadaş. Biz Türkiye'deki ayrımcılığa isyan ediyoruz. Bizim kapımızdan ayrımcılık girmez. Daha güzel hizmetler yapacağız. İmkanlarımızı en azami kullanacağız. Vatandaşlarımızı memnun edeceğiz. Biz belediye seçimlerinde de yapacağımız hizmetleri anlattık. Mersin'le ilgili düşüncelerimizi anlattık. Gördüğümüz eksikleri, göreve geldiğimiz zaman neler yapacağımızı anlattık. Verdiğimiz sözleri de birer birer yerine getiriyoruz. Birer birer yerine getiriyoruz. Dedik ki biz kadınların yanında duracağız. Çocukların yanında duracağız. Yoksul insanların yanında duracağız. Biz sözümüzü tutuyoruz. Metroyu hayata geçireceğiz. Metro inşaatı devam ediyor. Bütün engellemelere rağmen. Ben söyleyecektim başkan size. Biz yollarınızı da yapacağız. Her şeyden önce biz yetim hakkı yemeyeceğiz. Kul hakkına tenezzül etmeyeceğiz. İsraf yapmayacağız. Bu sözü verdik. Ve 3 yıldır Allah'a şükür ki alnımız dik geziyoruz. Her mahalleye gidiyoruz.